Deli hoş geldiniz. Ben Şükran Kavut. Yeni YouTube videomu karşınızdayım. Kanalımı da takip alıp da videolarımı beğenirseniz Çok çok sevinirim. Hatta zil butonuna basarsanız yeni paylaştığım gelişimlerden de hemen haberdar olursunuz. Şimdi bu monsterin başına ne geldi? Çünkü bir şey başına geldi. Ben bir zarar yaptım. Şurada böyle bir yaprağımız vardı. Çok iyi görünmüyordu. Hadi onu budayım, keseyim dedim. Onu keseyim derken Maalesef böyle ikiye ayırdı monsterayı. Şimdi birazdan kamera arkasından da sizlerle paylaşacağım nasıl neler olduğunu bakımla ilgili videoları da sizi şuraya yukarı ekleyeyim. Önceki paylaştığım videolarda da hani bakımla ilgili daha çok oradan da faydalanabilirsiniz. Hadi o zaman kamera arkasına geçelim biraz. <laughs> Kamera arkasına tekrar hoş geldiniz. Evet, monsteralar gerçekten çok güzel bitkiler. Çabuk da büyüyorlar. Topraktaki bilyesinde de çok rahat büyütebileceğiniz bir süs bitkisi. Ev, ofis, her yerde büyütebilirsiniz. İnşallah size linkledim. Önceki videolarında izlemişsinizdir. Hani orada gelişimlerinde çok güzel görebileceğiniz. Şimdi, bakın. Hep şu soru geliyor. Şunu bir konuşalım sizlerle. Ya Şükran Hanım benimkinin yapraklığında yırtıkları yok. Evet. Monstera belli bir yaştan sonra o yırtıkları kazanıyor. Bakın. Sonradan böyle güzel güzel yırtıklı oluyor. Hatta sonrasında size gösteririm. Büyü salonda duruyor benim Monstera'm. Şu ortaları da yavaştan deliniyor. Ama... Ne istiyor? Aydınlık yerde duracak. Suyu seven bir bitki. Belli dönemlerde işte sıvı besini de verin. Ay bakın. Ya ben öyle bir yaramazlık yaptım ki gerçekten güzelim monstera'yı ikiye böldüm. Yani şuradan şunu beğenmeyip aman onu keseyim derken bakın şuradan da çünkü yeni yaprağı geliyor. Neyse çok problem değil. Bakın böyle şeylerden bize ders oluyor. Hatta benim için de şimdi konu oldu. Sizlere böyle bir video hazırlayabileceğim. Neler yapabiliriz diye. Karşıdaki duruyor saksıda ama onun da saksısı küçülmüş. Onun için ben orada da bir saksı değişimi yapacağım. Orada kökleri de göreceksiniz. Bakın hava kökler şurada gördüğünüz gibi. Biraz şimdi uzakta da birazdan onu yakından görürsünüz. Hava kökler kil bilyelerin içine girip de yer bulmuş. Hani toprakta da yapar ya. Onun için siz hava kökleri lütfen bunu hep diyorum, budamayın yani çok az kesin çünkü bu hava köklerden gene nem alıp çok güzel besleniyorlar. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Kestikten sonra en önemlisi onu da hatırlatayım. Bir gün dışarıda bırakın, şu bölge kurusun. Siz bunu isterseniz toprağa da dikebilirsiniz, İsterseniz... Suda da köklendirebilirsiniz ama suya da toprağa da koyarken altı nemli koyduğunuzda kesinlikle oradan e, bir mantar oluşabilir. Çürüme yapabilir. Şimdi bu güzelimi ben ne yapmaya karar verdim? Bakın şöyle bir şey var. İstesem ben bunu şimdi birkaç parçaya bölerim. E, çoğu zaman çoğaltmak için nereden kesmem gerekiyor diye soruyorsunuz. Bakın bu hava kökü var ya buradan kesebilinir. Aslında ben o niyetle kesmiştim bu ve hava kökü var dedim. Aa suya koyarım belki buradan köklenir. Bu ölse bile çünkü biz bir şeye çöpe atmıyoruz ya ama orada kaçırmışım ya bu işte oradan da dallanıp geliyormuş. Buradan kesebiliriz. Kimi zaman hava kökü çıkmamış oluyor ama şöyle dokunduğunuzda şey hissediyorsunuz. Onun altında bir boğum olduğunu yani bu şey buradan çıkacağını hissediyorsunuz. Şöyle yakına getireyim size bakın. Yani şurası kabarık oluyor. Çoğu zaman tek yapraktan da oluyor. Kim zaman şey diyorlar çift yaprak gerekli diye. Hayır tek de olabilir. Oradan da köklenme yapabilir. Ben daha çok böyle suda köklendirmeyi seven insanlardanım. Onun için bunu da öyle yapacağım bakalım. Yani şuradan budayabilirdik. Şuraya da ya da şöyle. Şurasını benim tavsiyem şuradan olurdu. Üst tarafı kalırdı güzel yukarı doğru. Şöyle. Çünkü şunu da unutmayın. Yani köklendikten sonra diktikten sonra saksıda o zaten oradan çabukçana büyüyecek, gelişecek. İlk zamanları ay yaprağı güzel değil ya da yamuk gidiyor diye düşünmeyin. Şöyle. Onun için ben şimdi biraz benimkini ben öyle parçalamak istemediğimden Şöyle göstereyim size. Büyük bir tane cam vazom var benim. Şöyle şunu şuradan alalım bir. Büyük vazomu şöyle öne alayım. Şöyle koyduğumuzda Ondan sonra ben onu şuraya güzelce oturtacağım. Çok da güzel oldu. Şöyle şu dalı şöyle yapalım. Ondan sonra üstüne su dolduracağım. Şimdi burada önemli olan bir ay boyunca hatta şöyle yapacağım. Belki o yandan da güzel güzel kökler verir. Şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel şu an suyun içindeler bayağı. Bakın şöyle. İlk bir ay suda köklendirirken her gün gibi suyunu değiştirmek gerekiyor. Ee, ya da suyu çok iyi takip edin. Çünkü ilk bir ayda çabuktan da hani e, çürüme de yapabiliyor. O e, kök vermesini soracağınız bir ayı bulabilir. O bir ay içinde şunu da yapabilirsiniz. Arada bir ikinci sulamada mesela şey verin ne o? Sıvı besin verin. Şimdi ben biraz daha su vereceğim. Çünkü şu dalın değdiği yerlerde suda kalsın. Bakalım oradan da kökler çıkacak mı? Gelişmeleri de hep takip ederiz. Onun için diyorum ya size lütfen Instagram'dan da beni takip edin. Ne oluyor, ne gidiyor? Oradan da daha böyle yakından görebilirsiniz. Ah ah bakın. Tazecik yeni bir yaprak da açmıştı ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada bunu böyle suya koyduk. Aşağı yukarı bir ay sürecek. Aydınlık yerde dursun, durduğu yerde soğuk olmasın. Köklendirmek istediğinizde bir bitkiyi lütfen kışın buna çok gelişmeyin. Ya da kışın yapacaksanız kesinlikle bir sera yaptırın ona. Yani sera yapabileceğiniz bir durumda olsun ama bizim burası biraz çok büyük olduğuna Şöyle bakalım gelişmeler nasıl olacak. Dediğim gibi de suyunu hep kontrol edin. Kimi zaman kendini çıkarıp belki yıkamanız gerekecek. Hemen böyle e, yumuşacık hani çamurumsu olabilir. Ama ben eminim bu çok çok güzel gelişecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra birazdan size saksıdaki olan monsteramın şu arkadakinin toprak değişimi göstereceğim. Yani o kadar e, eminim, o kadar güzel şeyler göreceğiz ki. Ve kesinlikle sizler de bundan sonra böyle bir tane bitkile başlayıp kil bilyesinde bu işi geliştireceksiniz. Çünkü sonuçlar bir, çok güzel. Bakımı çok rahat. Evet ben oradan çıkardığım kil bilyeleri yıkayıp aslında tekrar kullanabiliyorum. Öyle bir güzel tarafı var. Hadi o zaman oraya geçelim. Biraz karışık bir video olacak ama her şeyi içermiş olan bir video olacak. Onun için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Şimdi biraz yakına getirelim. Bakın şöyle açtığımızda bunları solucan sanmayın. Bu arada gördüklerinizi. Hayır, bunlar bakın. Gördüğünüz gibi şurada hava kökü var. Hava kökü bakın oraya girip ne güzel ne güzel yan kökler vermiş. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani şurada da öyle. Kil bilyelerinde şöyle bir şey var. Şimdi saksı büyümese de toprak değişime gerek yoktu. Hani normalde bir monstera'nın toprağını 2-3 senede değiştirmeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi bunda gerek kalmıyordu ama bu artık büyüdü. Saksıya sığmıyor. Alttan da köklere çıktığını gördüm ben. Onun için bunda toprak değişimi gerekiyor. Kel bilyesinde ne yapabilirsiniz? Şu beyazlıklar ne? Bu tuz. Yani bu e, sıvı besini verirken fazla kaçırdıysanız üstündeki kil bilyelerinde bu beyazlık olabiliyor. Yani buna dikkat edelim. Bunları alıp hem tozlanmıştır bir sene içinde. Üstteklerini alıp ılık suda başka bir şey katmadan lütfen yıkayıp alabilirsiniz. Şimdi biz bunu şöyle bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakları gerçekten çok güzel. Ben şimdi bunun saksı değişimi yapacağım. Onun için hemen şurada bir kendimi yer açayım o zaman tekrar. Şimdi burada saksıdan çıkaracağım. Olmazsa burada sesini keserim çünkü biraz gürültülü olabilir. Şimdi şöyle başlıyoruz. Kökleri görüyor musunuz mu? Şöyle çok güzel yerleşmiş saksıya ve evet şöyle yanlarından şederek hafif hafif Görüyor musunuz mu kökler nasıl buraya işlemiş, yerleşmiş ve şu an çıkmayacağım diyorlar ama şöyle o kadar köklenmiş ki yani o kadar güzel köklenmiş ki şimdi biz ona fazla zarar vermeden tabii ki şöyle şuralarından gevşetelim. Burada direkt büyük bir saksı olduğunda çıkarmayı da görmüş oldunuz. Şöyle yanlardan şöyle gevşetme yapabiliriz. Şöyle vurun. Şöyle bakın. Biraz bir sesli video oldu bu sefer ama siz de bunlarla karşılaşacaksınız. Onun için çok iyi de bir örnek oldu. Şöyle yavaş yavaş. Şimdi biraz daha şuradan Ş Şöyle inerken siz onu zaten hissediyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş gevşiyor. Yani gördünüz mü? Ne güzel bir olmuş. Ne güzel köklenmiş. Şuradan. Şöyle gevşetelim. Müthiş müthiş yani bunu görmeniz gerek. Uh, şuna bakın. Müthiş bir şey şuna bakın ne güzel köklenmiş. Bakın hop. Şimdi bunu çok dağıtma ya da kil bilyelerin hepsini alma bile gerek yok. Ben bunu hiç fazla dağıtmadan yeni saksısına geçireceğim. Hadi şimdi ona girişelim. Şimdi bir büyük saksıya geçtim. Altına şu kadarcık yani o sizin bitkinize bağlı. 3 parmak 2 parmak drenajı yaptım. Önce büyük kilbilyelerinden o drenajı yaptıktan sonra şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şöyle bir yakınlaştıralım. Ben kullanırken orta yerlerine orta boyda kullanmışım. 3-8'lik. Büyükleri şunlar hep 8-16'lık. Tavsiyem bunları kullanabilinir. Şimdi bunu böyle bir oturttum. Gördüğünüz gibi hiç fazla dağıtmadım. Her yeri güzel. Köklerinden de almadım. Ben şimdi ne yapacağım? Monster'amın böyle yana doğru gitmemesi için şöyle bambu sopalar var. Bunlar çok derinden tutturulmuyor. Şuradan tutturacağım. Şöyle çünkü ondan sonra şuradan alıp ben onu şöyle hafif yavaştan iple bir şeyle tutturup şöyle yukarı doğru şey edeceğim. Bakın şimdi şöyle olacak. Bunu bu dönemde yaparsak çok iyi olur. Yoksa benim bir tanesi var mesela biliyorsunuz o artık hiç ve hiç böyle bir şeyler müsaade etmiyor, kabul etmiyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Burasını kil bilyesini doldurmaya başlayacağım. Şöyle şunu alalım ya da dursun şöyle. Ben orayı bir doldurmaya başlayayım. Saksıyı güzelce key bilyesinde doldurdum. Şimdi bunu yapmazsak bu böyle aşağı doğru yana gidecek. Onun için ben onu bağlayacağım. Birazdan size salonda önceki videoda da görebil gördüğünüz iki tane monstera göstereceğim? Hatta bunun annesi diyorum ben ona. Nasıl gelişti? Neler oldu? Nasıl ne gidiyor? Onu da birazdan gösteririm ama şimdi ben bunu burada bakın bıraktığımda gidiyor. Buraya bağlamam gerekiyor. Hadi o zaman bağlamayı yapalım. Şimdi hafif dokunuşlar yaptım. Bağladım yani şurayı şu böyle bir yana gittiğinden yani benimkiler nedense bir yana gidiyor. Onun için önlemi alarak şöyle yukarı doğru bu sefer zorlayarak bağladım. Şöyle Herhangi bir iple evde ne varsa aslında bağlayabilirsiniz. Şöyle bakın. ana şeyini şuradan da şöyle yakına getireyim. Buraya da tutturdum ki böyle düz gitsin. Şu yaprağın altından geçirdim. Evet sanırım bayağı bir iyi oldu. Tüm yapraklarını da zorlamak istemedim. Şunu da göstereyim. Şunu da şuradan bağlasam diye düşündüm. Şöyle o da hiç olmadı. İnşallah yandan şey böyle düz ilerler o da. Şunu şöyle kestik mi? Evet uzun iplerini kesebiliriz aslında. Böyle çok güzel olacak. Instagram'da da dediğim gibi takip edebilirsiniz gelişmelerini. Nasıl ne olacak ne gidecek. Şimdi söz verdiğim gibi salona gidelim. Bunlar minicik bebekti. Bu bir tanesi salonda onu da göreceksiniz. Bir de anneleri var orada. İşte o inat olan hep aşağı doğru giden. Onu da göreceğiz orada. Şimdi bir de ne yapalım? Tabii ki unutmayalım. Su vereceğiz. Kilbirlilerini her zaman dediğim gibi önce yıkayın. Şimdi suyunu nasıl vereceğiz burada? Dış saksısında her zaman... Saksı büyüdükçe şimdi bu saksı daha da büyüdü. Benim tavsiyem mesela bunda şurasına kadar suda durması gerekiyor. Hido kültür yapıyoruz çünkü suda yetiştirme. Suyunu vereyim. Ondan sonra hemen salona geçelim. Oradaki güzellikler ne yapıyor, ne ediyor? Salonuma hoş geldiniz. Büyük monsteramız annemiz burada bakın. Uzun uzun hava kökleri var ve ben onlara doğrusu dokunmadım. Hani böyle çok fazla olduğunda azaltma yapabilirsiniz ama dokunmayalım. Yapraklara gelelim mi? Bakın işte dediğim bu da. Büyüdükçe yaprakları böyle güzel güzel deliniyor. Biraz inatız. Böyle yan büyüdük. Ben buna da öyle sopa taktıdım. Bir türlü olmadı. Ama öbürü şimdi çok güzel olacak. Şöyle göstereyim dedim. Bir de temin gösterdiğim Monstera'nın aynısı o da var. Ona da geçelim hemen. O güzelliğimiz de hemen burada. O da çok büyüdü, çok güzel gelişti. Sanırım onun da saksısı değişecek. Onun da yeni bir yaprağı geliyor. Bakın şuradan. Ay ben bayılıyorum bu yeni bebişlere böyle. Evet bunun da saksısı büyümesi gerekiyor. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Kanalımda takibi alıp da videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Facebook, Instagram'ı da takip alma unutmayın. Orada böyle günlük işte bu yaprak açıldı, ne oldu, ne gitti daha çabuk paylaşabiliyorum. Hoşçakalın.